adım adım Anadolu'yu, Türkiye'yi dolaşıyor. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Yüreğinde barışa, eşitliğe, demokrasiye yer açan, sen ben kavgasını bitirip sosyal adaleti, barış ve kardeşliği pekiştirecek hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Mutlu ve huzurlu bir Sancaktepe için ortak akıl, demokratik katılım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Birlikte yöneteceğiz. Kente özen, yeşile, tarihe, insana saygı diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sevgili Sancaktepe'liler, Mart'ın sonu, Mart'ın sonu, Mart'ın sonu. Ben sizleri Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Hep birlikte. Hep birlikte yeniden bu ülkede demokrasi inşa edeceğiz. Hep birlikte çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Sen ben demeyeceğiz. A partisi B partisi demeyeceğiz. Hep birlikte Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi için mücadele edeceğiz. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Ve o sorumluluğu paylaşan herkes vatanseverdir. Biz diğerleri gibi değiliz. Vatandaşlarımız arasında ayrım yapmayız. Kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, her insan değerlidir ve bizim başımızın üstünde yeri vardır. Onlar vatandaşları ayırmak istiyorlar, bölmek istiyorlar, kavga çıkarmak istiyorlar. Kavgadan kaçınacağız. İnsanı seveceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Ülkeye, insana, vatandaşa, çocuklara, erkeklere, kadınlara, kızlara hizmet etmeyi bir vatanseverlik gibi düşüneceğiz. Az önce Özcan kardeşimizi dinlediniz. Seçildiğim andan itibaren dedi, herkesin belediye başkanı olacağım. Şu mahalle bana hizmet vermedi, oraya hizmet vermeyeceğim anlayışı olmayacak. Herkese belediye başkanlığı yapacak. Eşit hizmet götürecek. Ama Özgen Bey'den beklediğim bir şey var. Herkese eşit hizmet, eyvallah. Ama bir mahallede yoksulluk varsa, bir mahallede fakirler varsa, bir mahallede insanlar rahat geçinemiyorsa, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Oraya daha fazla hizmet götüreceksin. Onların yaşam standardını yükselteceksin. Dolayısıyla yoksul mahallelere, fakire, fukaraya daha fazla hizmet götüreceksin. Onlar gibi yapmayacaksın. Herkese adil, herkese eşit ama fakire, fukaraya biraz daha eşit davranacaksın. Ve bir şey daha. Bir şey daha istiyorum. Sizlerin oylarıyla Allah'ın izniyle belediye başkanı olarak koltuğuna oturacak. Ama ondan şunu isteyeceğim. Sancaktepe'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Sancaktepe'de bütün çocukların beslenme, gıda güvenceleri senin güvencen altında olacak. Çocuklar bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Daha iyi okullarda okumalılar. Ama okula giderken, akşam yatarken karınları tok olacak. Anne asla ve asla çocuğumu beslemedim, besleyemedim duygusuna kapılmayacak. Neden? Çünkü bilecek ki
Sancaktepe'de sosyal demokrat, halkını seven, insanını seven, vatandaşını seven, ayrım yapmayan bir belediye başkanı var diyecek. Ve o belediye başkanı hizmet götürecek. Düşünün, normalde bir sınıfta 25-26 öğrenci olması lazım. Sancaktepe'deki okullarda 50 öğrenci var. Neden? Neden ikinci sınıf bir belde gibi, bir ilçe gibi görülüyor Sancaktepe? Neden? Buranın da, buranın da Kadıköy gibi, Bakırköy gibi, Beşiktaş gibi olma hakkı yok mu? Burada da insanlar daha güçlü olmamalı mı? Burada da varlıklı insanların tamamı varlıklı olmamalı mı? Bunu yapacağız, yapacağız. Her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen Sancaktepe'yi kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle İstanbul'un bir yüzük taşı haline getireceğiz. Bunun sözünü veriyoruz size. Sancaktepe'nin bir özelliği daha var. Sancaktepe'yi güçlü kılan Anadolu'dur. Anadolu'nun 80 ilinden Sancaktepe'ye gelen vatandaşlarımız var. Dolayısıyla Sancaktepe küçük bir Anadolu'dur. Anadolu'nun coğrafyasından kopup buraya gelen, buraya yerleşen, burada aş iş peşinde olan yüz binler var. Yüz binler ortak bir kültür oluşturmalı. Ne kültürü? Sancaktepe kültürü oluşturmalı. Demeli ki nereye giderse gitsin, ister İstanbul'un diğer yerlerine, ister Türkiye'nin diğer yerlerine, ben Sancaktepe'liyim diyebilmeli. Sancaktepe'nin kültürünü oluşturmalı. Sancaktepe'li olmaktan insanlar onur ve gurur duymalı. Bir şey daha. Parça parça ilave ediyorum. Bir şey daha. Bütçe görüşmelerinde şu açıklamayı yaptım. Dedim ki asgari ücret net 2200 lira olmalı. Doğru. 2200 lira ancak insan hayatını geçindirebilir. Bunu söyledim. İktidar 2200 lira yapmadı. Kılıçdaroğlu dedi ya 2200 lira. O zaman iki tane iki rakamı, iki tane de sıfır bulalım. Bunu 2020 lira yapalım dediler. 2020 lira yaptılar. Ama bizim belediyelerde asgari ücret net 2200 lira. Buradan Sancaktepe Belediyesi'nde çalışan bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Sen ayda 2200 lira net asgari ücret almak istiyorsan ayın 31'inde sandığa gideceksin. Özgen Namal'a oyunu vereceksin. 1 Nisan'dan itibaren ayda 2200 lira net asgari ücret alacaksın. Yetiyor mu? Hayır. Bir şey daha var. Bir şey daha var. Peki CHP'li belediyelerde ne oluyordu? 1 Ocak'tan itibaren 2200 lira alıyordu. Demek ki bu arkadaşların bir hakkı daha var. Madem CHP'li bir belediye oldu, madem Özgen arkadaşımız orada belediye başkanı oldu, 1 Ocak'tan Nisan'a kadar olan farkları da belli bir zaman dilimi içinde ödeyecek. Tıpkı diğer CHP'li belediyeler gibi. Bir şey daha var. Üçüncü bir konu daha var. Biz Halkın Partisi olarak kendimizi halka adamış bir parti olarak hiç kimsenin aşıyla işiyle uğraşmayız. Herkesin işi olsun isteriz. Herkesin aşı olsun isteriz. Her evde tencere kaynasın isteriz. Her evde huzur, her evde bereket olsun isteriz. Arkadaşımız Özgen kardeşimiz Sancaktepe Belediye Başkanı olduktan sonra efendim şu işçiler AK Parti döneminde girdi, ben onların işine son vereyim. Asla bunu demeyecek. Asla demeyecek. Onlar çalıştıkları sürece, ürettikleri sürece onların güvencesi ben olacağım, Özgen Bey olacak. Yeter ki çalışın. Yeter ki üretin. Ayrımcılık yapmayacağız. Bütün herkesi kucaklayacağız. Bu arada
AK Partili kardeşlerime de seslenmek isterim. Birileri konuşuyor. Her türlü hakareti yapıyor. Bunlara karşı sessizim, sessiz kalıyorum. Çünkü o insanlarla uğraşmak doğru değildir. Onları muhatap almak da doğru değildir. Onların diliyle de konuşmak doğru değildir. Bizim yüreğimize insan sevgisi var. Biz insanımızı seviyoruz. Biz Mevlana'nın kültüründen, Yunus'un kültüründen geliyoruz. Erzurumlu Emrah'ın kültüründen geliyoruz. Neşet Ertaş'ın kültüründen geliyoruz biz. Aşık Veysel'in, Mahsun Ünver'in kültüründen geliyoruz biz. Biz Anadolu aşığıyız. İnsan aşığıyız biz. İnsana hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet etmek gibi görüyoruz. Kimseyi ayırmıyoruz. Kimseyi bölmüyoruz. Kimseye hakaret etmiyoruz. O nedenle bütün AK Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim. Bu memlekette huzura ihtiyacımız var. Bu memlekette işsizliğin olmaması lazım. Yoksulluğun olmaması lazım. İnsanların kentin caddelerinde, sokaklarında, meydanlarında, parklarında huzur içinde gezmeleri, konuşmaları ve selamlaşmaları lazım. Biz huzurun adresiyiz, kavganın değil. Biz bereketin adresiyiz, yoksulluğun değil. Biz insanın adresiyiz, insanlara yardım ve her türlü kolaylığı sağlamak zorundayız. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Göreceksiniz, göreceksiniz. 1 Nisan'dan itibaren buranın kaderi değişecek. Yeni şeyler yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. İşsizlikle mücadele edeceğiz. Yoksullukla mücadele edeceğiz ve bu memlekette barışı sağlayacağız. Huzuru sağlayacağız. Birlikte yaşamayı sağlayacağız. Havanın serin olduğunu biliyorum. Dolayısıyla izin verin sözlerimi burada bitireyim. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir Sancaktepe markasını hep birlikte yaratacağız. Bir Sancaktepe markasını. Ve bu marka bir Anadolu markası olacak. Bu marka bir Türkiye markası olacak. Hepinizi seviyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii bir şey daha var. Bir şey daha var. Sözlerimi bitirdim ama hemen değil. Ekrem İmamoğlu'nu unuttunuz mu? İstanbul aşığı, İstanbul aşığı, yeni bir dil, yeni genç bir arkadaşımız, başarıları olan bir arkadaşımız, yüreğinde insan sevgisi olan bir arkadaşımız, Ekrem İmamoğlu'na oy verecek misiniz? Oy verecek misiniz? Özgen Damay'a oy verecek misiniz? Oy verecek misiniz? Başkan yanımda zaten. Bakın şimdi genç bir başkan var. Laf aramızda kimse duymasın. Yakışıklı bir başkan aynı zamanda. ...37 yıldır burada yaşıyor. Dolayısıyla buranın tozunu, dumanını, çamurunu, yağmurunu, dolusunu, kışını ve yazını biliyor. Dolayısıyla burayı biliyor. 37 yıldır bir yerde yaşayıp 37 yıl sonra o beldeye hizmet etmenin onurunu yaşamak istiyor. Onu yaşatacak olan sizlersiniz. O nedenle sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi 4 arkadaş mı vardı? 5 arkadaş. AK Partili kardeşlerim CHP'ye gelmek istiyorlar. Gelsinler. Onlara rozet takacağız. Onları da kucaklıyoruz. Evet, Mart'ın sonu bahar olacak. Bu ülkeye huzuru, birliği, beraberliği getireceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacağız.
Mevlana'nın bu toprakları kucakladığı gibi herkesi kucaklayacağız. Herkese en içten selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti kurucu gençlik ve ilçe yöneticilerine bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor ve onlara rozetlerini takıyor. AK Parti İl Genel Meclis Üyesi önceki dönem Hasan Hüseyin Tokta'ya rozetini takıyor Sayın Genel Başkanımız. Hemen ardından AK Parti Kurucu Gençlik Kolu Başkanı Muttalip Geçer'e rozetini takıyor. Biraz önce Muharrem Kızılot'a rozetini taktı, hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Sena Geçer arkadaşımıza, Sena Geçer kardeşimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılımlarından ötürü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rozetini takıyor. Ve en son Meltem Eraydın kardeşimize rozetini takıyor Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Önceki dönemlerde AK Parti Kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı ve ilçe yönetiminde bulunan arkadaşlarımız bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldılar. Hoş geldiniz diyoruz. Bizlere omuz verdiniz, destek oldunuz. Sevgili Sancaktepe'liler, Mart'ın sonu, Mart'ın sonu, Mart'ın sonu, 1 Nisan'da Sancaktepe'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz sizlere. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, özgür namayı önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum diyor. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın. Mart'ın sonu bahar.